Hakikaten insanlığın tarihinin doğduğu yerler. Ve dualı yerler, dualı topraklar. Bu topraklarda tarih muhteşem dönemler yaşatmış bu coğrafyanın insanlarına. Ama maalesef bu 1800'lerden sonra bu coğrafyanın üzerine bütün kadim kapitalizmin o vahşi elleri uzanmaya başladığı andan itibaren bu coğrafyadaki huzur kaçmış. Bu coğrafyanın zenginliği, güzelliği başa bela olmuş. Onun için her savaşta bu coğrafyanın sınırlarıyla oynanmış. Her savaşta bu coğrafya şöyle baştan aşağı bir talan edilmiş. Gerek yeraltı zenginlikleri, gerek yerüstü zenginlikleri. Tabii bunlar olmamış olsaydı bu coğrafya bugün nerede olurdu? Urfa bu 6. bölge teşviklerini en maksimum düzeyde yaşayabilen bir şehrimiz. Ve yaşayacak, onu da söyleyeyim size. Urfa bundan sonra çok farklı gelişmelere gebe bir şey. Çok büyük potansiyellere sahip olan bir şey. Batıdaki şehirlerimizde veyahut da şöyle Ege'ye veya Orta Anadolu'ya doğru gittiğimiz zaman gördüğümüz şey, bir şehir şöyle etrafına döner bakar, toplam kapasitesini, potansiyelini ölçer. Mesela alın Denizli veya ne bileyim bir Afyon veya bir Kayseri. Etrafına bakar ve ne bileyim en fazla Türkiye'nin içindeki genel kapasite anlamıyla potansiyelini ölçer. Ama Urfa öyle bir özelliğe sahip ki etrafı dediğiniz zaman devasa bir coğrafyadan bahsediyoruz. Etrafı Anadolu değil, etrafı Türkiye değil. Etrafı dediğiniz zaman Basra Körfezi'nden Kafkaslara kadar, ta Kızıldeniz'e kadar bir coğrafya Urfa'nın etrafı. Onun için Urfa hesaplarını yaparken çok daha büyük bir coğrafyayla ilgili yapması gerekiyor. Planlarını yaparken de. Gerek yerel yönetimler anlamında planlarını yaparken, gerekse kalkınma ajansları anlamında, gerekse ne bileyim vilayet anlamında planlarını yaparken Urfa çok büyük düşünmeli. Urfa'ya herkes gelmek zorunda. Bunu unutmayın. Urfa'ya herkes gelip yatırım yapmak zorunda. Neden? Çünkü şu anda bu bölgede yaşanan bu sancılar, bu akan kardeş kanı, bu kaos ortamı, bu ne bileyim huzursuzluk ortamı bir gün gelip bitecek. Ve yakın bir süreçte bitecek. Yani hani vardır ya, karanlığın en yoğun olduğu zaman şafağın en yakın olduğu zamanlardır diye. Böyle bir vahşet devam edemez. Böyle bir coğrafyada insanlar Müslümanı Allahu Ekber diyerek katledemez. Bu devam edemez. Bu sürdürülemez. Akla göre sürdürülemez, vicdana göre sürdürülemez, maneviyata göre sürdürülemez, dine göre sürdürülemez.